Merhaba, Ayvalık gezisindeyiz. Turumuz da bizi buraya getirdi. Şeytanın Kahvesi diye bir kahvehane varmış burada. Ben de merak ettim neden bu ismi koymuşlar. Şimdi öğreneceğiz birinci ağızdan. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Size anlatır mısınız? Tabii, şimdi şeytan benim dedemin lakabı. Yani dedemin çocuklukta almış olduğu bir lakab. Biz Midilli Ağra mübadiliyiz. Orada çocukken almış olduğu bir lakab. Yani şeytan diye. Biz o lakaba üzülüyoruz. Siz seviniyorsunuz herhalde. Neden üzülelim ki ya? Lakab değişmez ya. Bunu biz ya bu ne bileyim yani babamızı inkar etmek gibi olur yani. O, tabii o ayrı bir şey. Yani evet. Sizin bakış tabii. Şimdi biz böyle tabii bunu tabela olarak kullanmadık. Bizim arkamızdan konuşuluyor. Mesela şeytanların kahvesi. Yani bu arkamızdan yüzümüze karşı söylenmezdi. Kurnazmış herhalde değil mi? Tabela değildi. Dede herhalde kurnazmış. Hareketliydi. Evet. Tabii çocukken hareketliydi. Ne zaman sinema filmi Ay Büyürken Uyuyamam diye bir filmde bizim kahve şeytanın kahvesi tabela olarak. Tamam, ondan sonra biz bunu değiştiremedik. Daha doğrusu film bitti. Biz tabelayı söktük, kenara koyduk. Fakat yine sizin gibi böyle bir grup geldi. Rehber kız. Hani nerede şeytanın kahvesi? Diyorum, burası olur mu diyor. İsim yok, cisim yok. Ondan sonra mecburen artık o tabelayı şeytanın kahvesi olarak koyduk. İstek üzerine koydunuz İstek üzerine, yani. Evet, evet. Sevildi demek ki. Şeytan sevildi. Hele FETÖ çıktıktan sonra daha da çok sevildi. Yani ne bileyim hani böyle bir sanki bir şey oluyor gibi. Bir de bir sembolik de bir... ilgisini çekiyor sadece. Evet, ilgi çekiyor tabii. Şeytan da ilgi çektirir şeytan, zaten. Tabii kör yani. Şeytan. Tabii muhakkak. Tabii yani evet, ama boşuna da söylenmemiştir tabii. Bir şeyler de yapmışlardı. Biraz hareketliymiş çocuk ya. Sizin kendi dedeniz mi kuşak? Benim dedem. Öz dedem. Babam, babası. Yani evet. Birinci babası. Kuşak dedi. Tabii ki. Ben şimdi üçüncü kuşakım. İşte oğlum dördüncü kuşak içerideki. Burada çay dağıtıyor. Ay şeytanın torunları olmak nasıl bir şey? Şeytan oldu bunlar. Estağfurullah, Allah korusun. Siz yine de öyle olmayın, espri de kalsın bu. Allah korusun tabii ki. Şimdi bizde sinema filmiydi o, Ay Büyürken Uyuyamam. Ama bizde 4 tane ayrı dizi çekildi. Mesela Yol Arkadaşım, Her Şeye Rağmen, İki Yaka Bir İsmail, Familia. Bir de Kanal 7'de Akbaş Baskını diye bir dizi vardı. Orada varız bir gün. İşte o İstanbul'da gelin ilk ikinci dönemin ilk sahnesi bizde kahvede. Evet. Bayağı medyatik yani. Nasıl olmaz işte şu an bile medyaya girdik. Evet bakın ben bile evet. Valla bir bende eksik kalmıştınız. Tamam. Şimdi ben de onu kullanacağım yani. Teşekkür ederiz. Peki teşekkür ediyoruz, sağ olun içten samimi ederim. Röportajınız tamam, için. Tamam. Yani hoş güzel ama ben kendi çapımda biraz böyle bir şey oldum yani. Tırstım. Tırstım. Ay neden şeytan? Tabii şeytan, tırstım yani. Şeytan cennetten kovulunda bizim kahveye kaçmış. Tabii kaçmaz. Yani evet. Bizim kahvenin Rumca ismi Kakiva Mio. Yani kırmızı elma. Hani o elma var ya cennette. Evet. Kaçanlar elma. Kahvenin ismi kırmızı elma ve o elma da bakın şurada taşla kabartılmış ve Rumlardan kalma kahvenin bu şeyi diyor. Fotoğraf mı var orada, göremedim ben. Hayır. Zeytin ağacının bir üstüne bakın. Ha tamam. Taş şey oraya gideyim bakayım. O, evet. Kahvede ön cephesi vardı. Onların zamandaki ismi de kırmızı elma. Kakiva Mio. Anladım. Peki kaç senelik dediniz burası için? Şimdi burası 1865'te Rumlar zamanında yapılmış. Bizim aile 1950'den beri. 1950'den beri. Ve Yunanlar zamanı, Rumlar zamanı burası ünlü Yunan müzisyenlerinin mekanı olarak geçiyor. İnşallah, umuyorum şeytan şeytanlıktan vazgeçer. Ya, şeytandan korkma. FETÖ çıktı, ne yapacaksın şeytanlar? Tekrar çok teşekkür ben ediyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın, hayırlı sağ kazançlar. Şişi, nereden geldin? Yok kullanılır ya. Kestane bile patlatılır üstünde.